Hoş geldin 11 ayın sultanı Ramazan. Ramazan geldi, oruçlarımızı tutmaya başlayacağız. Ama bu Ramazan nasıl bir oruç tutacağız? Oruç tutarken vücudumuza sağlık kazandıracak şekilde bir oruç tutacağız. Bu videomuzda o zaman neyi konuşalım? Hem oruç tutalım hem bedenimize sağlık kazandıracak önerilerde bulunalım. Sağlıklı oruç tutmanın, oruç tutarken sağlığımıza kavuşmanın en önemli 5 ipucunu sizinle paylaşacağım. Videomuzu lütfen izleyiniz sonuna kadar. YouTube'umuza abone olunuz ve bizlere lütfen yorum yapınız diyoruz. Ve hayırlı Ramazanlar dileyerekten efendim videomuza başlıyoruz. Oruç tutmak aslında bedenimize yaptığımız en büyük sağlık yatırımlarından biri diye düşünebiliriz. Çünkü biz günlük yaşamımızda farkında olmadan bir yiyecek denizinin içerisinde yüzüyoruz neredeyse. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz yemek dolu ve sürekli bu yiyeceklere maruz kalmak ve bunları yemek aslında iç organlarımızı yoruyor. Oruç zamanında yemekten kendimizi uzaklaştırdığımızda İç organlarda bir dinlenme, enzimlerde bir dinlenme, hormonlarda bir dinlenme, hücrelerde bir dinlenme oluşturuyoruz bir noktada. O nedenle iç organlarımızı dinlendirmek için efendim oruçlarımızı sağlıklı bir şekilde tutmaya çalışalım. Şimdi biz oruç tutarken yaptığımız en büyük hatalardan biri şu. Akşama kadar aç kalıyoruz. Hiçbir şey yiyip içmiyoruz. Sonra bir sofralar kuruyoruz ki kuş sütü eksik olmuyor neredeyse. Ve bu yüksek kalorili yiyeceklerle bir anda karşılaşmak ve bunları tabii çok acıktığımız için ve gözümüz döndüğü için porsiyon kontrol yapamadan çok büyük miktarlarda yemek, iftardan sonra yani orucumuzu açtıktan sonra böyle bir halsizlikler, yorgunluklar, mide problemleri, hazım problemleri ortaya çıkarmaya başlıyor. Bununla birlikte iftar bitiyor, arkasından gece yatana kadar yemek yemeye devam ediyoruz. Yarın yine aç kalacağım, oruç tutacağım mantığıyla kendimizi böyle bir yemek tekrar yemeğe doğru bir vuruyoruz. Sonra sahura kalkıyoruz. Sahurda da gün içerisinde çok acıkacağım düşüncesiyle belki akşamdan kalan ağır yağlı yiyecekleri tercih edebiliyoruz. Ve bu da bizim gün içerisinde daha halsiz, daha yorgun oruç tutmamıza neden oluyor. Peki biz sağlıklı oruç tutmaya nereden başlayalım, nasıl başlayalım derseniz eğer, hani çok kısa şunu söyleyebilirim size. Günlük yaşamınızda akşam yemeğinizde ne yiyorsanız, en fazla bir çorba ya da bir pilav ekleyerek ya da bir hoşaf ekleyerek ama şeker katılmamış, meyvenin kendisiyle pişirilmiş bir hoşaf ekleyerek bu şekilde bir iftar sofrası düşünebilirsiniz. Ramazan demeyi sadeleşme ile bir araya getirelim. Hem bedenimizi sadeleştirelim, hem ruhumuzu sadeleştirelim, hem hayatımızı bir sadeleştirelim Ramazan'da. İşe de sofraları sadeleştirmekle başlayalım diyelim. Ben de kendi hayatımda, günlük yaşamımda oruç tutarken sahurda ya da iftarda bir gün önce yani oruç tutmadığım günlerde akşam yemeğimde ne varsa neredeyse aynısını da oruç tuttuğum günlerde yapıyorum. Çünkü çok fazla ve çok değişik yiyeceği bir araya getirmek gerçekten bedeni çok yoruyor. İftar sofralarında 5 kuralından vazgeçmeyin. Yani 5 çeşitten fazla çeşit sofralarda bulundurmayın. Bunun bir tanesi çorba ya da pilav ya da ekmek ya da börek, hani aç kaldık diyelim, ya da patates, yani bir tane karbonhidratınız olsun. Bir çeşit ana yemeğiniz olsun. Mümkünse bu bir etli sebze yemeği ya da et ya da sadece zeytinyağlı olabilir ama onu da birazcık peynirle beslemek lazım. Yani proteinli bir yemeğiniz olsun. Yanına mutlaka bir salata mutlaka koyun ve farklı salatalar oluşturun. Biz salata deyince hemen aklımıza kıvırcık salata geliyor. Ama bunu roka salatası olarak yapabilirsiniz. Havuçlu, kerevizli bir salata yapabilirsiniz. Pancar salatası yapabilirsiniz. Hani üçüncü çeşidimiz sebze, salata ama bunu birkaç çeşit sebzeden farklı farklı aslında çeşitler de yapabilirsiniz. Ya 5 çeşit diyoruz. Üçüncüyü artı 3 çeşit olarak da koyabiliriz. Közlenmiş bir kırmızı biber koyun.
Mesela yoğurtlu bir kereviz salatası koyun, bir pancar salatası yapın, bir çoban salata yapabilirsiniz. Birkaç çeşit sebzeyi bir arada kullanabilirsiniz. Orada size birkaç çeşit ekstra veriyorum diyeyim. Sonra bir yoğurt mutlaka olsun. Çünkü yoğurt hem probiyotikler yönünden çok zengindir, konjugalinoik asitler açısından çok zengindir, iyi bir protein kaynağıdır. O nedenle yoğurt her iftarda mutlaka olmazsa olmazınız olsun. Ve beraberinde mutlaka su içmeye özen gösterin. Hani 5 farklı çeşitten daha fazla bulundurmamaya lütfen özen gösterin. Özellikle bu iftariyelik tabağı dediğimiz bu pastırmalar, sucuklar bugün içerisinde bizim daha çok susamamıza neden olabilir. İşlenmiş et ürünlerini mutlaka iftar sofralarınızdan kaldırmanızı tavsiye ederim. Bazıları şunu söylüyor, doktor hanım hani biz direkt çorba içerek ya da zeytinyağlı bir yemek yiyerek başlamayı sevmiyoruz. O zaman önden küçük bir kahvaltı yapabilirsiniz aslında. Bunun için mesela bir dilim peynir, yanına yine bir domates, salatalık, iki zeytin, bir küçük bardak çayla iftarınızı açıp, iki bardak suyunuzu içip, eğer mola verirseniz 3-5 dakika ya da bir 10-15 dakika kadar mola verip, akabinde akşam yemeği olarak da yemeğinize geçebilirsiniz. Böyle yaptığınızda çok acıkarak iftara başlamaktansa böyle biraz frene basarak başladığınız için daha hafif yemiş olursunuz aslında. Dolayısıyla akşam yemeğinden, iftardan hemen önce yapacağınız küçük bir peynir, zeytin, iki zeytin, mesela bir dilim peynir, küçük bir dilim ekmek, yanında bir bardak çay, domates, salatalık, biberle bunu yediğinizde sonrasında iftara geçtiğinizde belki daha az yiyebilirsiniz. Orada kendinizi bir deneyin bakalım hangisini daha iyi porsiyon kontrolü yapıyorsunuz şeklinde. Bu şekilde de bir iftar yapabilirsiniz. Zaten aslında önerimiz bu. Bütün gün aç kalındığı için direkt yağlı bir çorbayla ya da direkt bir et yemeğiyle başlamak vücudu gerçekten yoruyor. Öncesinde hafif bir kahvaltı, sonra araya bir 8-10 dakika ya da 15 dakikalık bir boşluk koyup arkasından ana yemeğinize dönebilirsiniz. Şimdi pide, Ramazan deyince birçoğumuzun aklına hemen pide geliyor. Ben de seviyorum ama pide de porsiyon kontrolü yapmak gerçekten zor oluyor. O nedenle her gün pide eve alma fikrinden vazgeçin. Biz de mesela genellikle cuma cumartesi günleri haftada bir ya da iki gün kadar iftar sofralarımıza pide koyuyoruz. Günlük yaşamımızda da daha çok hani evde ne yiyoruz? Tam buğday ekmeği, kepekli ekmek, esmer ekmek o tür ekmeklerimiz oluyor. Bu şekilde bir pideye de bir sınır koymamız gerekecek. Şimdi Ramazan deyince birçoğumuzun aklına belki de iftardan önce tatlı geliyor. Aman akşam iftara ne pişirelim yerine ay hangi tatlıyı yapsak acaba diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte bu tatlı içinde bu iftar birbirimize söz verelim lütfen. Ve şunu deyin, ben de bunu yapıyorum. Bu Ramazan diyorum hiç tatlı yemeyeyim diye kendime söz veriyorum. Bu sözü verdiğimde bakıyorum 30 gün içerisinde en fazla 2 ya da 3 kere bir sütlü tatlı yemiş şeklinde kendimi görüyorum. Ama eğer bu sözü vermezsem daha fazla tatlı tüketebiliyorum. Tatlıya bir dur demek gerçekten önemli. Böyle bir iftarı yaptıktan sonra mesela saat 10-11 gibi arzu ederseniz bir meyve yoğurt yiyebilirsiniz. Ama eğer toksanız hiçbir şey yemenize de gerek yok. Sahurda bu meyve haklarınızı kullanabilirsiniz. Ya da iftarı yaptınız, canınız çok tatlı istiyor. Üzerine hemen bir meyve, bir portakal, elma ya da kuru meyvelerden yapılmış bir hoşaf içebilirsiniz. Bu bağırsaklarınızın çalışmasını da iyileştirir. Ama hoşaf yaparken aman ha aman dikkat diyoruz. İçerisine lütfen şeker koymayın. Ben de kendi evimde Ramazan'da özellikle hoşaf yapmayı seviyorum. Biraz da çocukluğumu anımsatıyor bana. Siz de hoşaf yapabilirsiniz. Şöyle yapıyorum ben. Adam başı ikişer tane kayısı koyuyorum. Böyle yarımşar kadar kaşık kadar kuru üzüm koyuyorum. Böyle yarım kaşık kadar bu çekirdekli kuru üzümden ayrıca koyuyorum. İçerisine birazcık karanfil atıyorum. Bir tarçın koyuyorum. Bazen ayva dilimliyorum içerisine. Az suyla bu meyveleri güzelce bir hafif haşlıyorum. Ve tatlı niyetine yemekten hemen sonra bazen o kahvaltıyı yaparken de bu hoşafı içtiğimizde bağırsaklarımıza da lif almış oluyoruz. İster bu hoşafı yemekten hemen sonra yiyebilirsiniz, ister sahurda da kullanabilirsiniz. Buna özen gösterin. Su içmek çok önemli. Ramazan'da belki de en çok üzerinde durmamız gereken nokta bu.
hani ne yiyeyim, ne içeyim daha ziyade su içmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Hele hele tansiyon ya da böbrek ya da bir kalp hastalığınız yoksa 2 bardak kadar maden su içmenizi tavsiye ediyorum. Gün içerisinde nefesle, terle, elektrolit kaybı da vücudumuzdan oluyor. Bu maden suları hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de vücudun kaybettiği elektrolitleri yerine koyabiliyor. 2 bardak kadar da maden suyu içebilirsiniz. İçerisine limon, nane yapraklarıyla da bunu zenginleştirebilirsiniz. Gelelim sahura. Sahur yapmayı sevenlerdenseniz lütfen sahurunuzu yapın ama önerimiz ne? Akşamdan kalan yiyecekleri lütfen sahurda yemeyiniz efendim. Çünkü akşam yemeklerinde yediğimiz yiyecekler biraz daha tuzlu ve biraz daha yağlı oluyor. Hele hele börekler yapıyorsanız, gözlemeler yapıyorsanız aman ha aman, hele hele o pideyi asla ve asla sahura koymayın. Çünkü o gün içerisinde sizin daha çok acıkmanıza ve daha çok susamanıza neden olur. Sahurda ekmek olarak mutlaka ve mutlaka tam buğday ekmeği. Olmazsa olmanız yumurtanız, olmazsa olmanız yoğurdunuz, yine yeşilliğiniz. Çaydan vazgeçin diyoruz sahurda. Çünkü çay diüretik etkiyle vücuttaki suyu vücuttan uzaklaştırıyor. Sahur sofralarına koyacağımız şey siyah çay değil, ıhlamur, ada çayı gibi bitki çaylarını tercih etmenizi tavsiye ederim. Ve mutlaka en az 2-3 bardak su. Mesela ben de kalkıyorum, tam böyle sahuru hazırlamaya başlayacağım. Önce 2 bardak su içiyorum. Sonra sahuru hazırlıyorum. Herkese bitki çaylarını koyuyorum. Kahvaltılıklarımızı koyuyoruz. Ve bittiği zaman da en az 2-3 bardak suyla da onu tamamlıyoruz. Sahurda en az 2-3-4 bardak suyu aralıklı olarak bu şekilde siz de tüketebilirsiniz. Bu şekilde tuttuğunuz oruçlarınız efendim bedeninize de sağlık kazandırır. Yine Ramazan'ı bir fırsat olarak görmek gerekiyor. Hani aç kalıyoruz, evet doğru, ama hareketten de vazgeçmemek gerekiyor. İftardan böyle bir saat sonra kadar yapacağınız bir yürüyüşte bedeninize hem sindirim açısından fayda sağlar hem de metabolizmanızı biraz daha güçlendirir. İftardan sonra artık havalarda yavaş yavaş sıcaklaşmaya başlayacak. Bir saatlik yürüyüşleri mutlaka öneriyoruz. Demek ki neymiş? Hem oruç tutalım hem sağlık bulalım. Ama orucu biraz da bilimsel tutalım. Geleneklerimiz çok güzel ama geleneksel yemeklerimizi bir araya getirdiğimizde bunlar bizim vücudumuza yük oluşturuyor. Bazen Ramazanlardan kilo olarak çıkabiliyoruz. Her zaman olduğu gibi hayat bize sunulan bir armağan ve bu armağanı sevgiyle karşılayıp Ramazan'dan da orucumuzu tutarken hani bilimi kullanarak, doğru beslenme alışkanlıkları oluşturarak güzel ülkemin güzel insanları bence hem ibadetimizi yaparız hem de bedenimize sağlık kazandırmış oluruz diye düşünüyorum. Biraz hızlı konuşuyor olabilirim. Hani günlük yaşamda da gerçekten böyle hızlı konuşuyorum. Sizler için biraz yavaş konuşmaya çalışıyorum ama bu videoyu birkaç kez seyredip, buradan aldığınız bilgileri not edip, mutfaklarınızı ve hayatlarınızı lütfen yavaş yavaş reforma başlayınız. Paylaşmak güzeldir. Ben buradan sizinle kendi hayatımı, kendi bilgilerimi paylaşıyorum. Umarım bir faydam oluyordur. Eğer bir faydam oluyorsa ne mutlu bana diyorum. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Sizleri çok seviyorum ve bütün ülkeme, bütün güzel insanlarına şimdiden hayırlı, sağlıklı Ramazanlar diliyorum.